sanat ve müzik dünyasında olup biten her şey bu programda. Güncel haberler, yorumlar ve ünlülerden haberler. Michael Kuyucu'yla müzik habercisi CRI Türk Türkiye'de. Müziğin nabzı bu programda atıyor. Michael Kuyucu'yla birliktesiniz efendim ve yepyeni bir müzik habercisi Yenide. Yine birlikteyiz ve bugün sizlere müzik habercisi Yenide sevgili Melek Mosso'yla onun yeni yaptığı şarkıyı ve bir önceki şarkıyla korona döneminde yine bir sanatçının, bir müzisyenin, bir solistin bu dönemi nasıl geçirdiğini konuşacağız. Çok özel bir yorumcu, kendine has bir tarzı var ve çok farklı bir yere konumlandı müzik dünyasında Melek Mosso. Merhaba sevgili Melek. Merhabalar, nasılsın Michael? Teşekkür ediyorum, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Evet. Elimden geldiği kadar iyi olmaya, İyi olmaya çalış. Değil mi öyle? Peki hemen klasik olarak bütün müzisyen, solist dostlara sorduğumuz soruyu sana da soracağım. Yaklaşık 2 ay oldu şaka maka, korona salgını, Covid-19. Sen neler yaptın, sen nasıl geçirdin bu dönemi? Aslında hemen hemen herkes gibi üretebildiğim kadar bir şeyler üretmeye yoğunlaştım. Daha önceden kendimle kalamadım, hani hep şikayet eder. Derdik ya vaktimiz yok, vaktimiz yok dediğimiz zamanlar. Yapmak istediğim şeyleri yaptım. Kitap okudum, yazılarımı düzenledim. Hayatımı ve düşüncelerimi düzenledim diyebilirim. Onun dışında yeni tabii ki şarkılar besteledim. Evet. Ve en azından önümüzdeki günler için, bir kötü günler aradan çekildiğinde nasıl bir plan, yol haritası izleyeceğimi düşündüm. Hayal ettim. Ne güzel. Bu şekilde geçiyor evet, benim için. Yani, hayal kurarak. Kuluçka dönemi yaşadın sen de o zaman tabi. Yerindeyse. Yani bu dönemi değerlendirdin kendi içinde. Evet. Verimli geçti o zaman. Yani tembellik evet, yapmadık değil mi? Uyumadık, kilo almadık, dağıtmadık değil mi? Ya tabii ki ilk günler biraz neye uğradığımı şaşırdım ben de işin aslına bakarsan. Ama ben çok evcimen biriyimdir. Evimi çok severim. Evde kalmayı çok severim. Evet. O yüzden beni böyle bir sarsmadı. Değişiklik de olmadı. Evet. İlk günler tabii ki biraz tembellik yaptım. Değil böyle mi? Biraz film izledim. Evet. Okudum. Uyuyabildiğim kadar uyudum. Ama sonrası bunlar rutine bindi. Erken uyanıp işte ne bileyim her gün muhakkak spor yapmaya çalıştım. Tabii. Günümü daha verimli hale çevirmeye evet, çalıştım. Ne kadar güzel. Peki online konserler hakkında ne düşünüyorsun? Bu korona döneminde Instagram konserleri yaptı herkes. Senin böyle bir girişimin oldu mu? Düşüncelerin nedir? Bu da çünkü bayağı bir ne diyelim popüler bir şey oldu yani son evet. Bu Covid-19 döneminde. Senin bakışın ne buna? Yani bence çok tatlı çünkü insanların evine misafir oluyorsun. Sanatçıların evinde oluyorsun. Artık hani sahnedeyken ya da biz böyle büyük sahnelerde konser verirken sonuçta insanlarla aramızda bir mesafe oluyor. Ve ne kadar orada aynı yerde olsak bile o işin gerektirdikleri olduğu için biraz daha ciddi oluyoruz. Doğru. Ama şu an evimizde yaptığımız konserlerde ne bileyim ben özellikle hani atıyorum pijamamla insanların karşısına çıkabiliyorum. Ya da evimde otururken hayvanlarım geliyor ya da o insan biliyor ki işte evinde ne kadar rahat bütün o sorumluluklar gereklilikler aradan kalkıyor ve bence daha samimi oldu. Çok samimi oldu. Hani sanatçıların da bunun için elinden geleni yaptığını gördü insanlar. Hani onları neşelendirmek, mutlu etmek, buradayız bakın hiçbir yere gitmedik demek, onlara bunu hissettirmek bence çok güzeldi. Kesinlikle öyle doğru. Doğru. Dediğin gibi pijamalarla vesaire gibi çok böyle artık doğallığı maksimum oranda yaşamış olduk hepimiz. Tabii ki siz müzik insanları da bu konuda güzel bir ne diyelim bir deneyim oldu bütün müzik severler evet, için. Hepimiz için. Şimdi 2020 yılına baktığımda Tükettim adlı 2020 Şubat'ta yayınlanan klibin var. Bir de şu aralar karşımıza çıkmaya başlayan Unutan Kazanır. Bir kere şunu söyleyeyim. Unutan Kazanır çok güzel bir ne diyelim bir kelime ya da bir cümle diyelim. Ben çok sevdim. Yani hayatta dair bir böyle bir fikir de veriyor ama tabii ki sen nasıl yaptın? Bir de sen kendin yazdın bu şarkıyı. Yani 2020'de Melek Mosso ne yaptı? Bu iki şarkıyla birlikte. İstersen önce bir öncekiyle başlayalım. Kliple başlayalım. 2020 klibi evet. Tükettim'le. Orada mesela klibi çektin. Sonra pat diye zaten korona çıktı galiba değil mi? Bir ay falan oldu. Evet. Değil mi öyle? Evet. Biz mini bir albüm çıkardık. Melek Mosso isimsiz bir albümdü. Çünkü bir isim koymak istemedim. Yeni bir albüm içinde çok farklı şarkılar vardı. Ve o şarkıların hiçbirini bir isim altında toplamak istemedim. Özgür olsunlar istedim. Ve ilk klibi Tükettim'e çektik. Evet. Tükettim'de aslında sadece insan duygularına değil, doğayı, dünyayı,
maneviyatımızı, her şeyi tüketmekten bahsettiğim bir şarkıydı. Hı hı. Geri döndürülemeyen yollara girdiğimizi, kendi hissettiklerimi, kendimi eleştirdiğim bir şarkıydı aslına bakarsan. Hı hı. Ve insanların bu şarkıda kendilerini eleştirmelerini, bir içe dönüp bir bakmalarını, neyi tükettiklerini görmelerini istedim. Hı hı. Ki zaten klibimizi de Riva taraflarında doğayla iç içe bir yerde çektik ve hani orada nasıl zarar verdiğimizi bir şekilde anlatmaya çalıştık. Hı hı. Oradaki temel isteğim insanların bunu hissedebilmesiydi. Ve zaten akabinde söylediğim gibi, evet, korona girdi. Ne kadar tükettiğimizi aslında biraz da gördük diye, evet, düşünüyorum. Evet, ben. Çünkü tüketim durdu. Sen tükettim dedin. Tüketen her şeyi tüketirken bütün dünya öyle bir devir yaşadı ki zengini de yoksulu da herkesin bir anda tüketim alışkanlıklarında şey oldu. Mecburi bir tüketim durgunluğu yaşadık bir yandan, evet, da. Ama evet, tabii ki tüketilen farklı şeyler de oldu. Çok güzel bir şunu söyleyeyim. Melek Mosso'nun müziğinin dışında şarkı sözlerinde çok güzel mesajlar derken, hani burada çok abartılı anlamda değil, çok güzel hayat mesajları veriyorsun. Sorgulatıyorsun insanlara. Tükettiğimde de bunu yaptın. Unutan kazanır şu sıralarda. Herhalde bu da az önce söylediğin albümün ön plana çıkmaya başlayan şarkısı değil mi? Unutan kazanır. Aslında şöyle bir şey oldu. Unutan kazanırı ben albümden sonra bir single olarak. Single olarak albümün içinde olmayan bir şarkı. Rotterdam'da sevgili Efe Erdem'le böyle bir küçük bir müzik kampingi yapmak için Rotterdam'a gitmiştim. Şubat ayının sonunda. Evet. Biz böyle kendimizi kapatıp jam session halinde takılırken Unutan Kazanır bir anda çıktı. Ama zaten bu Unutan Kazanır kelimesi cümlesinde ben ona dair bir yazı yazmıştım. Çok daha önceden, hani unutmak eylemi, evet, unutan kişi ilk önce kazanıyor mu, bırakıyor her şeyi, aha, ardında bırakıp gidiyor ve ilk unutan kişi aslında mutlu olmayı kazanıyor mu ya da vazgeçtiği anda tekrar kendine bir şans tanımış mı oluyor, yoksa hani hatıralarla mı, kendine acıyla mı yoğurmak yoksa daha, evet, iyidir, bu sorular içerisinde kalmışken kendim Unutan Kazanır birden melodilerle birleşti. O anda o sözcüklerin hepsi birbirine karıştı. Tabii ki işin içinde aşk da vardı. Tabii. Unutmak derken zaten hani biraz aşk şarkısıydı orada. Ama bu Unutan Kazanır hayatın her yerinde unutan, kesinlikle, acaba geride bırakan kazanır mı? Hı-hı. Aslında o da sorguydu. Çok yine büyük bir sorgu vardı. Kesinlikle. Hani, bu bir soru aslında. Hani Melek Mosso Unutan Kazanır demiyor da, hani Unutan Kazanır mıyı kendine bile soruyor aslında. Soruyor. Valla bunu ben de çok sorguladığım günler oldu. Ama böyle kitlelere sunan ve kitlelere sorgulatan ilk sende ve bu şarkıda gördüm. Bu da çok aslında hepimizin insan hayatında psikolojik ve sosyolojik olarak düşünmesi, sorgulaması gereken bir şey. Peki Melek Mosso ne diyor bir insan olarak? Unutan kazanır mı sence? Hani şarkıyı bir kenara bırakırsak. Yani şöyle söyleyeyim. Asla unutmadığımızı biliyorum. Hı hı. Ama kötü olan şeyleri unuttuğumuzda, bazı şeyleri arkamızda bıraktığımızda sanırım kazanıyoruz. Evet. Bir takım şeyleri hani geçmişten ders alıp arkada bırakmayı bilmemiz gerektiğini lazım. Düşünüyorum. Doğru. Yoksa tabi yerindeyse kafayı yemeye doğru gidiyoruz. Psikolojimizi, evet, bozuyor. Yani değil mi öyle? Peki şarkıda ne denli veriyorsun peki? Şarkıda temel olarak ortada mı bırakıyorsun? Şimdi dinleyeceğiz birazdan şarkıyı. Yani sen Unutan Kazanır'ı derken savunuyor musun? Yani dinleyiciler nasıl dinlesinler? Yoksa onlara mı bırakıyorsun yorumu ve sonucu? Yani orada aslında kendi şarkımda bunu şu şekilde söylüyorum. Kendime bunu sürekli zikrediyorum ki, hı-hı, Unutan Kazanır'ı da unut diyorum. Tamam, evet, kendime. Evet, bunu, evet, bu şekilde yani insanlara da Unutan Kazanır, Unutan Kazanır, hani aynaya bakarsın, ağlama ağlama dersin, hı-hı, kendine. Evet, onun gibi. Bu o gibi bir şey. Evet, doğru doğru. Çok da güzel aslında, şunu söyleyeyim. Unutmayı becerebilmek gerekiyor. Aslında, evet, biz her şeyi tüketiyoruz. Keşke bu unutma eylemiyle bu acıları ve kötü şeyleri de tüketebilsek. Belki işimize yarar. Evet. Bilmiyorum, evet, ne düşünüyorsun. Evet. Dolayısıyla evet, Unutan Kazanır Mayıs 2020 tarihli. Yani yeni bir şarkı. Bu 2020'de evet, yayınlandı. Spotify başta olmak üzere dijital platformlarda da dinleyebilirsiniz. Çok hoş, cici bir şarkı. Bir şey söylemişsin. Demişsin ki bilmediğim soğuk bir şehirde filizlen
sindirdiğim, soldurmadan buralara de kalbimde taşıdığım kara çiçeğim bir demişsin bu şarkıyla ilgili. Çok böyle edebi bir söylem tarzın var. Bu da Melek Mosso'yu farklı yapan bir şey. Ve popüler kültürden uzak yapıyor seni. Çok da iyi yapıyor. Ne düşünüyorsun popüler kültürle ilgili? Yani bu pop müzikle ilgili düşüncen nedir? Sen aslında o ligde değilsin. Ya en azından benim gördüğüm, bilmiyorum sen. Yok kardeşim, ben o ligdeyim bir diyebilirsin. O anlamda soruyorum sana. Yok. Yani şöyle söyleyebilirim. Tabii ki popüler kültür çok başka bir yerde. Benim özlediğim ve hasretini çektiğim genelde geçmişteki kaliteli, hem edebi olarak kaliteli, hem aranje olarak kaliteli müziklerin hasretini sürekli çekiyorum. Ki yaptığım, mesela ilk bu işe başladığımda yaptığım coverlar genelde 70'lerden var, işte 80'den var, 90 ortalarından var. Genelde o günlerden coverlar tercih etmiştim. Çünkü o zamanın edebi sözlerine, bir şarkıyı dinlediğimde ben ilk sözlerine bakıyorum. Beni ilgilendiren şey şarkının içerisindeki flow değil de duygunun içerisindeki flow oluyor. Çok yani o uyak kafiyeler ille olsun diye saçma sapan duyguları bir araya getirmek beni hiç çekmeyen bir şey. Çok katılıyorum. Ya da bir şarkının kolay olması, kolay ezberlenebilir olması bana asla çekici gelen bir şey değil. Bana çekici gelen, beni düşündüren ve derin bir yerlere dokunan bir şarkı olmalı. Katılıyorum. Yani popüler kültüre o açıdan şunu söyleyebilirim. Güzel şarkılar çıkıyor mu? Evet, çıkıyor. Yok diyemem asla. Ama bunun yanı sıra çok fazla tüketilen ambalajlı ürünlerin de olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani etiket tamamen. Evet. İçine baktığımızda boş ve sadece eğlence amaçlı. Evet. Ona da ihtiyaç var. Bunu kesinlikle eleştirmiyorum. Tabii. Çünkü ben eleştiriye değil de öneriye inanan bir insanım. Çok güzel. Doğru çünkü söylüyorsun. Eleştirmek biraz negatiftir. Eleştiriye açık değilsin. Eleştirmek değil de ben bu konuda sadece öneride bulunuyorum genelde. Mesela bu gelişen müziğe de biraz daha edebi yönlerini desteklemeleri açısından öneride bulunabilirim. Çok ya doğru. Da başkalarından esinlenmek, hani tabii ki esinlenerek müzik yapıyoruz. Biraz daha sınırlarını daraltarak esinlenmek yeni müzikte çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle ben de katılıyorum ve yani işin sorgulatan, düşündüren sözlerin ön planda olduğu ve bunların da her zaman zamansız olarak zamana meydan okuduğunu düşünüyorum. Unutan kazanırın da sözleriyle bu anlamda bence bu yönü olduğunu düşünüyorum ve Melek Mosso zaten bu anlamda popüler kültürün böyle teğet geçiyorsun hani popüler deyimle, ama uzakta da değilsin, tam içinde de değilsin ve kendine has bir başarılı. Evet, çok da olması da gereken bu, çünkü böyle tarzını yaratır insan. Yoksa o hengamenin içinde olduğu zaman gibi süpermarketteki veya burgercilerdeki standart bir burger veya bir ürün gibi olur. Melek Mosso'nun da en büyük avantajı bu. Kendini farklılaştırdı ve birazdan dinleyeceğiz Unutan Kazanları. Bundan sonra neler var? Korona bittikten sonra inşallah diyelim ve neler var kafanda senin? Neler yapmak istiyorsun? Yani bu korona sürecinde yazdığım şeyler var. İlk önce onları değerlendirmek istiyorum. Birkaç müzisyen arkadaşımla yine featuring yapma, işte düet yapma fikrimiz var. İnsanlar beni mesela No 1'le Hiç Işık Yok şarkımızı çok beğenmişti. No 1'le tekrar konuşup böyle tekrar bir şarkı yapabiliriz diye düşündük. Süper. Ya da birkaç yine sanatçı arkadaşımla mesajlaşıp hani müzik gönderip birbirimize yeni şeyler üretmek için birbirimizi gazladık diyebilirim. Evet. Belki onlarla ilgili bir şey çıkar. Yani şu an hani şu olacak, bu olacak dediğimde çok olmuyor. Olmuyor. O kadar değişken ki görüyorsun zaten durumu. Şu an koronayla mücadele ediyoruz. İnsanlar yolda, sokakta olmadığı sürece dinlenmelerin ne kadar düştüğünü bütün piyasa, herkes biliyor. Maalesef. Şu an bundan herkes haberdar. Çünkü ben bile kendimde görüyorum. Dışarıdayken ne kadar çok müzik dinliyormuşum. Evet. Meğerse. Gibi bir durumum oluyor.
Bunun sen de farkındasın. Ama en kötü gelecekte evet. Tabii ki yani, hepimiz farkındayız. Evet ya, biraz daha mı haber mi dinlemeye başladık? Ne oldu? Yani biraz yoksa derdimize mi düştük de müziği mi şey oldu? Yani sanki müzik tüketimi diyelim ya da müzik dinlenmesi sanki biraz belki de gündemin getirdiği kaygılardan ya da bilgi alma ihtiyacından biraz ikinci plana düştü gibi. Ya bir de insanlar sosyal medya çok hızlı tüketildiği için, sosyal medyada hızlı tüketildiğin için yani bir şarkı bile koysam bir hafta sonrası esamesi bile okunmuyor. Aynen. Yani ya da işte şu durum da var. Mesela bende bu da yaşanmıştı. Bir diziye müzik verip oradan hani mükemmel bir kitlelere ulaşmak. Çünkü biz böyle prime time müzik kanallarında çok dönen isimler değiliz. Bizi radyocular biliyor, işte müziğin içindeki olan herkes biliyor ama hani biz niyeyse bir türlü oralara giremeyen. Evet, o ana akım. Evet, ana akım popüler. Evet evet, hani orada dönüyor ama aslında burada dönüyor. Evet hani doğru. Bir yandan da bu var, insanlar hani bunun farkında. Yani ne olur ne biter, ne getirir insanlara, hani artık bizi film bile izleyesi yokmuş gibi geliyor bana. Doğru, çünkü bendeki bile o istek kaçtı. Maalesef evet. Hani dışarıya çıkmak istiyorum. Doğru, gezmek istiyoruz yani... değil mi? Doğru söylüyorsun evet. Maalesef hayırlısı öyle. Hayırlısı olsun, çok doğru söyledin. Evet tabii ki Melek Mosso da gayet güzel doğal bir şekilde anlattı. Kim derdi ki 2020 yılında biz böyle koronalarla monolarla yaşayacaktık değil mi öyle? Yılbaşı gecesi herhalde 1000 tane şey sıralasaydık deselerdi 1000 tane felaket senaryosunun içine bile girmezdi bu olay. Yani aklımızın ucundan bile geçmezdi ama dediğim gibi sürprizlerle dolu bir dünya ve hayatta biz de böyle mücadele ediyoruz. Ama tabii ki unutan kazanır. Ben şunu söyleyeyim, en azından ben de kendi naçizane görüşümle unutan kazanırı ben de istiyorum, savunuyorum ve bu yönde de çalışmaya çalışıyorum. Kolay değil ama başaracağım ve kazanacağımı düşünüyorum kendi adıma. Bu sadece aşk maç değil, bütün anlamda. Düşmanını unutmak, yaşadığın bir acıyı unutmak vesaire, ama gamsız da olmayalım. Benim naçizane fikrim diyorum ve sana çok teşekkür ediyorum sevgili Melek Mosso. Birazdan dinleyeceğiz şarkını. Nice güzel başarılara inşallah diyelim. Umarım. Çok teşekkür ederim Michael, bana zaman ayırdığın için. Estağfurullah. İyi yayınlar diliyorum teşekkür sana. Teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler diliyorum bütün dinleyicilere ve sana da, ekibine de. Hep birlikte. Teşekkür ediyoruz. Evet, Melek Mosso ile birlikteydik efendim. Müzik habercisi yeni de bugün Melek Mosso'nun yeni şarkısı Unutan Kazanır'ı konuştuk. Biraz felsefi bir içerik ve tartışma açık bir konu. Ben de her zaman söylüyorum, yani bu unutanlar kazanıyor. Acaba siz unutabilenlerden misiniz yoksa unutamayanlardan mısınız? Şarkıyı dinleyin ve unutabilenlerdensiniz. Biraz daha mutlu olduğunuzu hissedeceksiniz gibi geliyor. Tabii ki herkes kendine farklı psikolojilerde yaşar. Melek Mosso yeni şarkısı Unutan Kazanır ve bir müzik habercisi yeninin daha sonuna geldik. Michael Kuyucu'na hepinize sevgiler, mutluluklar ve işte Unutan Kazanır Melek Mosso yorumuyla şimdi radyonuzda. Derin kederim üzmüş, sarsmış belli. Zaten ayrılalı henüz 10 gün geçti. Ama ben ölüp 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 dönüyorum. CRI Türk.